Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte zeytinyağlı pırasa yemeği yapacağız. Ben pırasamı bugün portakallı yapacağım. Evet, bütün malzemelerimi hazırladım, yıkadım güzelce. Şimdi gelin isterseniz yemeğimizi yapmaya başlayalım. Önce soğanlarımı kıyıyorum. Evet, soğanlarımı kıydım. Şimdi bunu küçük bir kaseye alıyorum. Daha sonra havuçlarımı hazırlayacağım. Evet, şimdi havuçlarımı belirli bir şekilde kıyıyorum. Siz istediğiniz şekilde doğrayabilirsiniz. Çok güzel bir zeytinyağlı oluyor. Portakal ayrı bir lezzet veriyor içerisinde. Evet, havuçlarımı doğradım. Şimdi bunları da tabağıma alıyorum. Ve pırasalarımı doğramaya başlıyorum. Pırasalarımı da verev bir şekilde doğrayacağım arkadaşlar. Söylediğim gibi siz isteğe bağlı, nasıl istiyorsanız o şekilde. Ben pırasaların ince kısımlarını da börek yapmak için ayırdım. Vaktim olursa onlardan da börek yapmayı düşünüyorum. Bu arada kanalıma destek verirseniz, abone olursanız çok sevinirim. Zilin sesini açmayı unutmayın sakın. Bütün paylaşımlarından haberdar olmak için. Tencereme bir çay bardağı zeytinyağımı alıyorum. Ben 100 ml'lik çay bardağı kullandım. İsterseniz biraz daha zeytinyağlı, isterseniz 125 ml'lik kullanabilirsiniz arkadaşlar. Soğanımı alıyorum içerisine. Biraz soteleyeceğim soğanımı. Evet, soğanlarımı yeterince kavurduktan sonra üzerine havucumu ilave ediyorum. Yaptığım bu işlemlerin hepsini orta ateşte yapıyorum. Havucumu hafif pişirdikten sonra içine doğradığım pırasaları ilave edeceğim. Çünkü biraz da pırasayla pişecek zaten. Çok fazla pişirmiyorum o yüzden. Şimdi
Tuzumu ilave ediyorum içerisine. Şekerimi ilave ediyorum. Pırasaları çok ezmeden hafif bir şekilde karıştırıyorum. Evet, şimdi portakalımı ilave ediyorum suyunu. Bir tane limonun suyunu ilave ediyorum. İki su bardağı sıcak su ilave ediyorum. Çok hafif bir şekilde karıştıracağım. Pirinçlerimi daha sonra ilave edeceğim. Pirinçler çok çabuk piştiği için. Şimdi pirincimi ilave ediyorum. Çok hafif bir şekilde karıştırıyorum. Yemeğim kaynamaya başladı. Bunu en kısık ayarda yarım saat kadar pişiriyorum. Ara ara açarak yemeğinizi kontrollü bir şekilde karıştırarak pişirebilirsiniz. Kapağını açarak diyecektim. Evet, benimkinin biraz daha olması gerekiyor. Yemeğim oldu arkadaşlar. Şimdi dinlenmesi için zeytinyağlımı bırakıyorum. Birkaç saat bu şekilde dinlendireceğim. Daha sonra servis yapacağım. Evet, yemeğim şu anda servise hazır. Herkese afiyet olsun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.